büyük katkıları oldu ve bunun gelişmesine sağladığını görüyoruz. Hepimiz burada mutlu yaşıyoruz. Ama çok hızlı geliştiği için görevimiz. Okul sıkıntısı oluyor, cami sıkıntısı oldu. Bunları yaşadık hep sırayla. Tabii yavaş yavaş bunlar gideriliyor. Devletimiz de gerekeni yapıyor. Eğitim ve gönül vermiş insanlarımız var. Hayra gönül vermiş insanlarımız var. Onların da katkıları oluyor. Ben de yaşadığım yere bir katkıda bulmak istedim. Burası eskiden de okuldu. Rahmetli büyük saygı duyduğum hizmetimizin sütunu açan Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın adı verilmişti bu okuldu. Ama okul herhalde çok acele yapıldı. Benim de mesleğim yani inşaat. Arkadaşlar da geldiler. Okul aile bildiği ve okul idareciler bir gün bana. Dediler bu okul çok kötü durumda. Statik incelemesi de yapıldı. Çocukların en ufak bir depremde başına düşebilir. Düşünür müsünüz okul yapmayı? Ben zaten bu düşünce içindeydim. Yer arayışındaydım. Sayın bürokratlarımıza da, Milli Eğitim Müdürümüze, kaymakamımıza, herkese danışıp böyle bir işe girdim. Allah nasip etti. Tabii okulu büyük bir eski okul zannedersem 24 dersti. Bu okul 32 dersti. Toplam 12.000 metrekare görünüyor ama tabii metrekare hesabı sayarsanız 15.000 metrekareye geçer. Burası 7.25 yüksek değil. Ve de göremiz de biraz sulak ve deprem bölgesi. Onun için zemine de çok emniyet gösterdik, basıncak. Yani zemini iyileştirme yöntemlerini kullandık. İnşallah bu elbette yetiştireceğiz. Bu 32 derslikte tek öğrenim olursa herhalde 9.000 kişi arasında bir öğrencimiz eğitim görecek. Çifte dönmez inşallah ama döndüğü zaman da o ekibimleri olur. Spor alanı tabii çok önemli. Yörümüze doğru spor yapacakken şu alan 1000 metrekare. Ve nizami her türlü salon sporunun yapılabileceği bir alan. Hiçbir şeyden kaçırmayacağız. En iyisini yapmaya çalışacağız. Çünkü bölgemiz hakikaten orta yaş grubunun küçük çocuklara sahip orta yaş grubunun daha çok yaşadığı bir bölge. Küçük çocuğumuz çok burada. Ve onlara spor yaptırmak, sporla diğer şeyler için her gelişmiş ülkenin çocukları korumak için öncelikle yaptırdığı eğitimin yanında verdiği bir olay. Onunla çocukların hep sağlık açısından, hep mental sağlıkları, vücut sağlıkları, başka kötülüklerden uzaklaştırmak için yapılan bir olay. Biz de burada onu yapmamız lazım. Yapıyoruz da çocuklarımız futbolda, handbolda, teza görüntü sporu, altyapı olarak çok çalışmalarımız var. Biz sahaları yaptık zamanında. Ben görüntü sporu da başladım 8 senedir galiba. Bayağı bir katkımız oldu spora. Onun için burası bizim için önemli bir yer. Herkes de sağ olsun çevremiz bir el atıyorlar dostlarımız. Burayı elinde yetiştireceğiz. Biliyorsunuz biz Müslüman devletlerde zamanında 670'ten sonra Rönesans'a kadar bütün ilim alimimizden çıkardı. Tıpta olsun, matematikte olsun, edebiyatta olsun. Ama maalesef Rönesans'la birlikte Avrupalıların yaptığı Rönesans'la ilme geçişleri, batıktan çıkışlarıyla birlikte bütün ilim onların eline geçti. Şimdi de o devre de bitti. Sanayi toplumu da bitti artık. Şimdi dijital Rönesans başladı. Onun için bizim çocuklarımızı çok iyi eğitmemiz lazım. Şu anda bir devrim yaşanıyor. 2-3 sene içinde bile ne olacağını bilmiyoruz. Bizim çocuklarımıza altyapı olarak
matematiği, feni çok iyi vermemiz lazım. Kendi toplum bilgilerimizin, dini bilgilerimizin yanında kesinlikle iyi öğretim verilmesi ve yoksa görüyorsunuz herkes bizim Müslüman İslam camiası üzerine oynuyor dünyada. Bunu ancak bilgiyle, teknolojiyle ve onlardan iyi olmakla aşabiliriz. Onun için hepimizin, ben kendi bütçeme, kendi fıtrana yapabildiğim her şeyi, bütün birikimimi eğitime aktarmaya çalışıyorum. Yalnız değil, başka kuruluşlara da elimden geldikçe bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Herkesin de yapmasını diliyorum. Bu açılışa gelen bütün katılımcılara, bütün erkanlara da çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olun efendim. Ferit Bey'e şunu söylemek istiyorum. Ferit Bey, aslında yardım yapmak, hayırseverlik, zengin olmakla alakalı bir şey değil. Hayır yapmak ayrı bir ahlak, ayrı bir kısmet demek lazım. Siz buna sahipsiniz. Hakikaten güzel oldu. Bu vesileyle sizlere, emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eğitim camiasına hayırlı olsun diyorum. Orası hava çok soğuk. Eğitimle ilgili herhangi bir konuya da girip sizi yormak ve üşütmek de istemiyorum. Hayırlı olsun, tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle dün Melkor Bey'in saldırı sonucunda şehit olan askerlerimize, geçen hafta yine aynı şekilde aynı bir saldırı sonucu şehit olan polis kardeşlerimize ve ondan önce şehit olmuş tüm şehitlerimize, bunu istediğimiz şehitlerimize Cenab-ı Hakk'a rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Bugün güzel bir tesisin hemen atla törenlerindeyiz. Ben öncelikle Ferit Bey'e bu anlamlı başlığında şükranlarımı sunuyorum. Ülkeye dağıtın hem İstanbul'dayız. Burada önemli bir eksiği tamamen içeriyorlar. Çok model 32 destekli 15 bin metrekare kapanmanın sahip olduğu inşallah döktük ve evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesini sağlayacaktır. Bu da vesile olacaktır. Tabi altyapı önemli bir eğitimde ama altyapı sadece bir başlangıç. Bundan sonrası bize, öğretmenlerimize düşüyor. İyi insan, kendine güvenip sorgulayan, etrafını anlamaya çalışan insan yetiştirdiği görevi bizlere düşüyor. Bundan sonra bunu yapmamız lazım. Aksi takdirde bunlar sadece birer fiziki yapıdan ibaret olabilir. Yine Sayın Bakanımız biraz önce bahsettiler. Yardım yapabildi, hayır yapabildi. Ne olduğunu ben de müsaade ederiz. Ondan başka da şunu söylemek istiyorum. Zenginlik Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği çok önemli bir nimettir. Ama ondan daha önemli ve daha kıymetli nimeti ise cömertliktir. İkisi bir arada olunca gerçekten zengin, yüklar edilen zengin oluyor. Herkesin dua ettiği, özel saygı duyduğu insanlar oluyor. Ben de sizi çok fazla tutmak istemiyorum. Tekrar hayrınızın Cenab-ı Hakk'ın kabul olmasını niyaz ediyorum. Sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Hazırlığı Sayın Bakanlarımız saygıyla selam ediyorum. Bize Muhammed Mustafa'ya Kur'an yönünü ihsan ettin. Bundan sonra Kuzman Hüseyin'e sordu. Ve benim bu nimetlerin hesabını sorma zamanı geldiğinde senin yardımı ümit ederek, yardımını ümit ederek, azabından çekinerek yalnız sana ibadet ediyor ve yalnız senden yardım istiyoruz. Bizleri yardımsız bırakma ya Rabbi. Bizleri ezansız, bayraksız, minaresiz, camisiz, cemaatsiz bırakma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizleri sırat-ı müstakim üzerinde yürürken engellemeye çalışan düşmanlara fırsat verme ya Rabbi. Miraca giderken Hazreti Muhammed Mustafa'yı Firavun olsun Allah yolundan alıklayabilir miyim diye yolunu kesen Şeytan Aleyhillâne'nin Peygamber Efendimiz'in yolunu kestiği gibi bizim de yolumuzu kesenler var. Onlara fırsat verme ya Rabbi. Terör belasını bu memleketin üzerinden kaldır ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Bedir'de ve Uhud'da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ashabının yolunu kesmeye çalışan
Müslüman münafık düşmanlara karşı nasıl onlara yardım ettiysen bizlere de böyle yardım eyle ya Rabbi. Temelini attığımız bu kardeş eseri ilmi uluriyetinde müteyemmemle mübarek eyle ya Rabbi. Hayır sahibinin geçmişlerine rahmet eyle ya Rabbi. Kazançlarını helalinden bol bol ihsan eyle ya Rabbi. Dünya hayatında diğer bütün illerlere ve insanlara örnek olacak şekilde güzel ahlaklı nesillerin yetişmesini nasip eyle ya Rabbi. Yetişen bu nesiller sayesinde diye hayırlı uğurlu olsun. İstanbul Valimiz Sayın Vasif Şahin'in teşriflerinden dolayı programımızı onurlandırdığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Eski bakanlarımıza, kaymakamlarımıza ve protokolde bulunan diğer misafirlere çok teşekkür ediyoruz. Bu okulu evde buluşturan Rica kamera var arkada. Arkada kamera var. Başarılı.